Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Promise Events kurucusu Esra Akkan Gülhan. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Promise Events'ten bahsedeceğiz ama onun öncesinde ben biraz sizleri tanımak isterim. Kariyer geçmişiniz nedir, neler yapıyorsunuz? Evet, belirttiğiniz gibi ben Esra Akkan Gülhan. Şu an Promise Events'in kurucusuyum. Daha öncesinde İzmirliyim. Uzun yıllar İzmir'de yaşadım. 12 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Okul hayatım ve öncesindeki hayatım hep İzmir'de geçti. Bilgisayar mezunuyum. Ama baktığınızda kendimi hiçbir zaman o sektörde, yani bir bilgisayarla yapılabilecek, makineye bağlı yaşayabilecek ve beni memnun edebilecek bir iş olacağını hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden mezuniyetim sonrasında teknoloji firmalarının genelde müşteri ilişkileri tarafında, müşteri ilişkileri ve yöneticiliği kısmında çalıştım. Yani daha çok hayattan beklentim ve iş yaşamından beklentim insanlarla ilişkisi olan işler olduğu için bu taraftaki kurumsal tarafta da baktığımızda hayatım bu yönde, aslında iş hayatımı bu şekilde yürüttüm. Onun sonrasında kurumsal firmaların etkinlik organizasyon alanlarında, departmanlarında çalıştım. Bu biraz aslında benim motive eden, benim ne istediğimi bulmamı sağlayan bir geçiş dönemi oldu. Sonrasında da işte Promise maceramız başladı. O halde Promise Events'i nasıl kurdunuz? Böyle bir girişim yapma fikri nasıl gelişti, nasıl ortaya çıktı, neden bu sektörü tercih ettiniz? Aslında şöyle oldu, ben seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Yeni yerler keşfetmek bana hep iyi gelen bir kısım. Farklı yerleri görmek, gittiğim yerlerin atmosferini yaşamak, deneyimlemek aslında beni besleyen ve motive eden şeylerin en başında geliyor. Böyle olunca pandemiden önceki 5 yıl boyunca kendime şöyle bir hedef koydum. Dedim ki ben her ay bir ülke göreceğim. Her sabah gözümü bir ülkede açacağım ve oranın hayatını yaşayacağım. Kendimi bir nevi oraya kaptıracağım. Ama pandemiyle birlikte ne yazık ki bu 5 yıllık süreçten sonra pandemiyle birlikte bu hayalimi bir nevi gerçekleştirip sonrasında da rafa kaldırmak zorunda kaldım. O tarafta hani akıllara şöyle bir soru geliyor bizim tarafımızda. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Normalde bizim sektörümüzde ve bizim yaptığımız işte bence çok gezen bilir. Çünkü bu işi yapabilmek için, etkinlik, organizasyon yapabilmek için çok bilgi birikiminizin olması lazım. Yani lokasyon bilgisi bilmeniz lazım, mekan bilmeniz lazım, içeriği, işin yapısını bilmeniz lazım. Çünkü bir müşterinin ihtiyaçlarını ancak bu doğrultuda, bilgi sahibi olduğunuz doğrultuda karşılayabilirsiniz. Bu merakım hani bir süre sonrasında hani aile içerisinde ya da sosyal hayatımda, arkadaş çevremde bir tatil, bir etkinlik, bir organizasyon yapılacaksa hani burada Esra bilir, Esra yönlendirir, bunu Esra organize etsin gibi bir süreçle birlikte ilerliyordu. Sonrasında dedim ki yani ben bu kadar sosyal hayatımda, bu kadar kendimi bu konuda geliştirirken, çünkü beni de besleyen bir kısım olduğu için ben bunu neden işe dökmeyeyim? İnsanın sevdiği işi yapması kadar kıymetli bir şey yok. Kesinlikle. Ve bir nevi aslında Promise'ı kurduğumda kendimi buldum. Ve gerçekten mutlu olduğum, ürettiğim bir iş yapıyorum şu anda. Zaten mutlu olduğumuz ve sevdiğimiz işte var olabiliriz. Kesinlikle. Yoksa tamamıyla bize aslında bir nevi cehennem gibi gelir o ömür. Çünkü sevdiğimiz yerde olmayacağız ve işimiz aslında bizim tamamıyla hayatımız oluyor. Kesinlikle. Yani, ölene kadar o işte devam ediyoruz. Tabii tabii. Yani yeri geliyor ailemizden daha fazla arkadaşlarımızı görüyoruz. Onlarla çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Yani o yüzden hele bir de şimdiki artık son dönemde her şeyin çok dijital olması, ulaşılabilir olmak, bu doğrultuda işimiz her an yanımızda. Yani hani şu işim bugün bitti, işte mesaim 9-6 gibi bir şey zaten bizim sektörümüzde hiçbir orada şekilde hiç yok. Evet. Yani bizde gecemiz, gündüzümüz, hafta içimiz, hafta sonumuz böyle bir lüksümüz yok. Ama biz bu dinamiği seviyoruz. Yani ben bu dinamiği seviyorum aslında. Hiçbir zaman sabahın işte 9'unda kalkayım, 5'inde döneyim, 5'te biten bir işim olsun diye hiç düşünmedim. Monoton geliyor kesinlikle, size değil mi? Sıkıcı çok, geliyor. Çok, kesinlikle çok monoton geliyor. O yüzden yani bir de enerjime ve yaşam tarzıma, aynı zamanda insanlara yardım etmek, onlara ettiğim yardım doğrusunda yaptığım yönlendirmelerle onların motivasyonunu görmek, onları mutlu görmek beni inanılmaz derecede motive ediyor.
Harika. Peki Promise Events olarak verdiğiniz hizmetler, çalışmalarınız neler o halde? Organizasyonlar dediniz ama evet. Biraz daha detaylandıracak olursak ne tür organizasyonlar yapıyorsunuz? Şöyle bahsedeyim. Biz yurt içi ve yurt dışı olmak üzere katılımcı sayısından bağımsız birçok alanda faaliyet gösteren, işte buna şey örnek verebilirim. Banka, teknoloji firmaları, ilaç firmaları, sigorta şirketleri, büyük ve küçük ölçekli sektörde yer alan müşterilerimizin planladıkları tüm etkinlik ve organizasyonların tedarik, planlama, içerik yönetimi, kreatif konusunda destek vermek, profesyonel ve dinamik ve niş fikirler üreten uzman bir kadromuz var. Bu kadroyla birlikte hani onların toplantılarını organize ediyoruz, iş seyahatlerini organize ediyoruz, kurum içi etkinliklerini, lansmanlarını, kongrelerini, takım içi çalışma ve motivasyon etkinliklerini. Yani şöyle düşünebilirsiniz, bir firma içerisinde firmanın çalışanlarını mutlu edebilmek için, memnuniyetlerini üst seviyede konumlandırabilmek adına biz firmalar için etkinlik sürecini yönetip onlar için neyi daha iyi yapabiliriz ve bunun karşılığında bu geri dönüş, çünkü bence en kıymetli olan şey çalışanın mutluluğudur. Çalışanı motive ettiğiniz sürece, mutlu ettiğiniz sürece o çalışan da mutlu olduğu yerde çok daha fazla üretmeye ihtiyaç duyar. Biz bu tarafta iyi olan taraftayız. Şöyle iyi olan taraftayız. Aslında işin güzel tarafındayız. Eğlenceli tarafındayız. Bizim yaptığımız işlerde hep güzellik var. Hep enerji var. Hep insanların memnuniyeti var. O yüzden bu tarafta, yani yaptığımız işte müşterilerimize biz bunu sunuyoruz. Yani hep şunu söylüyorum ben. Siz planlayın. Birlikte hayata geçirelim. O konuda biz da gerçekleştirelim, evet, gerçekleştirelim diyoruz, aynen. Harika. Peki o halde müşteri odaklı bir kuruluşsunuz, biliyoruz. Doğrudur. Ki anlıyoruz ki. En çok o halde gelen talepler daha çok neler oluyor müşteriler tarafından? Yani tamamen bize az önce de belirttiğim gibi müşterimiz geliyor, diyor ki işte ben bir lansman yapacağım. Bu lansman için ekibimin motivasyonunu arttırmam lazım. Pazarlama ve satış konusunda da burada büyük bir eğitim sürecinde olacağız biz. Ama aynı zamanda bu ekibe o gücü vermek için, o etkinlikte onlar için de bir şey yapmamız lazım. Moral oluşturmamız lazım. Kesinlikle. Yani bir moral, motivasyon. Çünkü bir toplantı içeriğinde, yani genelde kurumsal firmalarda, global firmalarda ya da küçük veya büyük ölçekli birçok firmada sonuçta bir ekiple yürüyorsunuz. Ekip işi kıymetli bir şeydir. Ve ekibin motivasyonu bence şirketler için öncelik. En önemli konumlandırması gereken kısım sağlıklı oluyor. Sağlıklı iş yapılması için aslında. Kesinlikle. Ekip. Aynen öyle. Orada belirttiğim gibi biz devreye giriyoruz. Yani müşterimiz diyor ki bize, şöyle güzel bir etkinliğimiz olsun, işte burada motivasyonumuz yüksek olsun, çalışanımıza verdiğimiz değeri burada fark ettirelim, onların görmediği bir yere götürelim, hiç bugüne kadar deneyimlemediği bir şey yapalım. Aynı zamanda takım içi çalışma içerisinde motivasyon etkinlikleri yapalım. Hem eğitelim, hem öğretelim, hem eğlenelim. O kısımda biz tamamen A'dan Z'ye müşterimizin ne istediğini alıp sonrasında üretmeye başlıyoruz. Sizin ekibinizi şöyle bir yerde ağırlayabiliriz. İşte bu tamamen aslında, aynı zamanda içerik de üretiyoruz. Mesela herhangi bir lansmanla alakalı bir şey, mesela lansman yapıyorsak orada o lansmanın detaylarını ufak tefek alıp o toplantının içine yediriyoruz. Yani burada bir amacımız var, evet sizin de bir amacınız var. Ama bizler de bu toplantıyı organize ederken bu amacınızı parlatacak şeyleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşündüğümüz için orada bir entegrasyon sistemi kurup o organizasyonu hayata geçiriyoruz. Harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran en önemli özelliğiniz nedir o halde? Yani şöyle diyebilirim, hayatta herkesin bir bakış açısı ve iş yönetim şekli vardır. Benim meslektaşlarımdan veya rakiplerimden ayıran diyemem de bu tarafta benim önceliğim Promise Events'i kurarken fark yaratmaktı. Çünkü çok genç ve dinamik bir ekiple çalışıyorum ben. Onların her zaman belirttikleri fikirler, yani zaman zaman yeri geliyor. Hani benim çok uzun yıllardan beri tecrübem olabilir bu sektörde ama günün sonunda benim aklıma gelmeyen bir şey genç arkadaşlarımın aklına gelebiliyor. Ve biz o doğrultuda birbirimizle bu fikir alışverişini yapmak ve birlikte üretmek bence Promise'in en büyük artısı. Yani bu tarafta biz müşterimizin dilinden anlıyoruz. Ve onları onlardan önce düşünerek
vizyonumuzla süreci çok iyi bir şekilde yönetip müşterilerimize çok büyük konfor sağlıyoruz. Harika. Geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız neler peki bu yolda? Evet ya biz hani tecrübemiz büyük, vizyonumuz çok geniş. Üretmeyi seven her daim farklı bakış açısıyla teknolojiyi ve tüm yenilikleri kullanarak aynı zamanda hayatın içinde yaşadıklarını ve tecrübelerini işine aktararak büyümeyi hedefleyen bir firmayız. Burada yani sektörde yeni olabiliriz ama büyük bir genç bakış açımız var ve bu doğrultuda fark yaratmayı seviyoruz Promise olarak. Yani şu şekilde anlatabiliriz, sektör olarak bu işi yapan kişiler yani bireyler olarak aslında bizler bu sektörün içerisinde olan çalışanlar olarak çok şanslıyız. Az önce de biraz buna değindim. Çünkü biz insanların mutlu olduğu kısımlarda varız. Enerjilerinin yüksek olduğu kısımlarda varız ve o mutluluk ve motivasyonun devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunun iyi iş sonuçlarına aktarılması konusunda destek veriyoruz. Çok güzel. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı? Şimdi biliyoruz ki dinamik bir sektör. Bu evet. Sektörde kimler çalışabilir, kimler çalışmalı, kimler bulunmalı? Yani şöyle diyebilirim. Bence bu işi seveceğine inanan insanlar yapmalı. Bizim gecemiz, gündüzümüz, hafta içimiz, hafta sonumuz hiçbir şekilde yok. Biz her daim ulaşılabilir olmalıyız. Biz hep mobiliz. Yani ben yeri geliyor bir uçaktayken bile mail atıyorum. Uçak kalkmadan mail atıyorum. Bir sosyal bir arkadaş yemeğimdeyken maili yanıtlamak durumunda kalıyorum. Müşterimin telefonuna cevap vermek durumunda kalıyorum. Ha, bunlar beni etkiliyor mu? Hayır, etkilemiyor. Çünkü benim işim bu ve ben ulaşılabilir olmak zorundayım. Orada herhangi bir şekilde benim oradaki sosyal sürecimi kesinlikle etkilemiyor. Çünkü ben o telefona cevap vermezsem çok daha fazla etkileniyorum. Biraz kontrolcü bir yapımda olduğu için en azından o telefonu açmalıyım ve müşterimin ne istediğini öğrenmeliyim. Tabii ki o anda hızlıca aksiyon alabileceğimiz bir şey varsa tabii ki aksiyon alabiliyoruz. Ama zamana yayılabilecekse onu da o şekilde organize etmiş oluyoruz. Yani bu doğrultuda aslında biraz gerçekten sevdiğin işi yapmak ve bu işi seviyor olmak lazım. Yani dinamiğine ayak uydurabilecek, o enerjiye sahip olan herkes yapabilir bence. Kesinlikle. Sabit çalışma saatleri sıkıcı gelen kişiler için oldukça kesinlikle uygun bir meslek. Aynen sektör. Öyle ve hani farklı yerler görmek isteyen, farklı insanlar tanımak isteyen, bizim işimizde çok fazla network. Yani o kadar çok insanla tanışıyorsunuz, o kadar çok insanla bir bağ kuruyorsunuz ki bu bence hayatta hani sadece iş açısından bakmamak lazım. Kendi hayatımızda da çok kıymetli bir şey. Kesinlikle. Yani ben birazcık böyle insan ilişkilerine çok değer veren ve kıymet veren bir insan olduğum için yani ben bununla besleniyorum. Dediğim gibi o yüzden kalkıp da işte bilgisayar okuduktan sonra gidip bu işle ilgili bir şey yapamadım. Çünkü ben oturup bilgisayarın başında saatlerce işte program yazıp ya da orada işte herhangi bir şeyi entegrasyonunu yapmak hiç bana göre değildi. Ben insanlarla etkileşim içerisinde olabileceğim bir iş beni motive ediyor. O yüzden hani sektörde bu tarafa doğru bir ivme kaydı. Ama iyi ki de ne istediğimi bilmişim, ne istediğimi bilerek ilerlemişim. O yüzden hani burada tamamen insanların bu konuda dinamik, insan ilişkileri kuvvetli ve insanlarla iç içe olmaktan mutlu olan, yaptığı işten de zevk alabilecek, bu dinamikle bir noktaya gelmek isteyen kişiler kesinlikle yapabilir. Çünkü bizde şöyle kesinlikle bir şey var, yani yeri geliyor 5 gün uykusuz kalıyoruz biz. Ama 5 günün sonunda müşterimizden aldığımız geri bildirim ve teşekkür her şeyin ötesine geçiyor. Mutlu olduğunuz yerde zaten başarılı da olursunuz. Kesinlikle. Başarı kesinlikle da gelir. Aynen ardından öyle. Peki bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Firmam ve şahsım adına benim için güzel bir deneyim ve tecrübe oldu. Onun haricinde yani şöyle diyebilirim, firmalara ve iş insanlarına akılda kalıcı, üretken, süreci yönetebilen, tamamen bütçesel olarak sizin de haklarınızı koruyabilen, bütçesel anlamda tüm etkinlik ve organizasyonlarınızı profesyonel bir firmaya teslim etmek isterseniz Promise Events olarak biz her zaman buradayız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugün Esra Akkan Gülhan bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.